Değerli izleyiciler, arkadaşlar, merhaba. Ben Murat Bozdoğan. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz, arkadaşlar. Yine bir gün bitti. Bugün ayın ikisi Haziran ayı unutmadan söyleyeyim. Tabii ki Sıla yolu konusunda bu, bugün konumuz da yine Sıla yolu yaklaşıyor yavaş yavaş. Heyecan da tabii ki artmaya başladı. Karadan gidecek arkadaşlar var, havadan gidecek arkadaşlar var. İtalya üzerinden gemiyle gidecek arkadaşlar var. E, herhangi bir yenilik e, çıktığı zaman size söz verdim. E, evet bir yenilik var. Onun için bu videoyu yapıyorum. Yalnız iyilikler, yenilikler bu sefer iyi arkadaşlar. Yani kötü değil. E sonuna kadar izleyin. Unutmadan söyleyeyim. Abone olmadıysanız abone olun. Zile tıklayın. Herhangi bir yenilik oldu mu kaçırmazsınız. Çünkü ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bakın bilmiyorum. E yorumlarda sorular geliyor. Ya abi Yunanistan, Türkiye araları biraz gergin siyaset durumundan filan fincan. Abi sınırlar kapanabilir mi? Arkadaşlar her şey olabilir. Sınırlarda kapanır, sınırlarda açılır. Her şey olabilir. Yani sertifika şimdi lazım değil, istenebilir. Ee, onun için bakın videoyu sonuna kadar e, izleyin. Yenilikler var ve bütün yenilikleri öğrenin. Ondan sonra der e, kafanız ağarmadan yollara çıkarsınız. Artık karadan mı gideceksiniz, havadan mı gideceksiniz? gemiyle mi gideceksiniz, yüzerek mi gideceksiniz? Ona göre kafanız ağırmasın, yolunuza çıkın arkadaşlar. Şimdi Yunanistan üzerinde çok sorular geldi. Ben şahsen şöyle yaparım o konuda. Yunanistan'dan gitmek isteyenler güzergahını seçtiyse gene Yunanistan üzeri gitsinler. Ama yolda arkadaşlar internet var. İnterneti takip edin. İnterneti takip edin. Herhangi bir şey olursa bu internette zaten anında e, Yazıyor, görünüyor hatta ve hatta e, webcam'ler var. E, sınırları seyredebilirsiniz cep telefonundan giriş çıkış var mı diye. E, haberlere bakın. Türkiye haberlerine bakın internetten. Herhangi bir değişiklik olursa bunu anında size e, bildir bildireceğiz ve bildirilecek bildirecekler. Yani Türkiye'de kaç tane gazete var internet üzeri çalışan. Şimdi arkadaşlar... Bir sorularda da geldi benzin mazot. Almanya'da biliyorsunuz biraz ucuzlaştı. Hollanda'dan, Belçika'dan gelecek arkadaşlar. Ee, artık bilmiyorum İngiltere üzerinden, Almanya üzerinden geçecek arkadaşlar. Almanya'da e, benzin mazot 1.80-1.90 civarında şu an. E, buraya bakıyorum arkadaşlar not aldım da hiçbir şey unutmak istemiyorum. Her şeyi söylemek istiyorum. Karadan gidecek arkadaşlar Artık e, ister Belçika'dan, Hollanda'dan nereden olursa olsun hangi güzergahı seçerseniz seçin. ister İtalya olsun, ister Avusturya Macar olsun, Slovakay olsun. Arkadaşlar sertifika kaldırıldı, tamamen kaldırıldı. Test istenmiyor. Bugün 2 Haziran test istenmiyor. Ama biraz evvel söylediğim gibi 2 hafta sonra ne olur? Temmuz'da ne olur? Biraz evvel Temmuz mu dedim Haziran mı dedim? 2 Haziran... Şimdi Haziran'ın sonuna kadar ne olur bilmiyoruz. Belki Haziran'ın sonuna kadar böyle kalacak. Temmuz'da değişecek. Onu da bilmiyoruz. Ee, nerede? Ee, İspanya, Portugal o yanda gene Covid e, kuvvetleşmiş. Covid-19 e, bir patlama olmuş. Daha da çok hasta varmış. Hatta İsviçre'nin gazeteleri yazdı. Buraya kadar e, gelebilir. Burada da bu patlama olabilir. Onun için arkadaşlar her an her şey değişebilir. Tedbirli olun. Yapacağınız tek bir şey... Bakın keyfinize bakın. Siz videoları seyredin. Abone olun videoları seyredin. Ben peşindeyim. Ben size söz verdim. Geçen sene de söz verdim. Ve devamlı sizi aydınlattım. Herhangi bir şey değiştiği zaman anında videosunu yaptım. Yaptım mı yapmadım mı? Siz söyleyin. Yaptım. Arkadaşlar şimdi bugün bugün ne değişti? Dünden itibaren bakın bugün bütün gazeteler yazdı, internet yazdı. An itibarı Havadan Türkiye'ye gideceksiniz. Fark etmez hangi ülkeden gideceğiniz. Sön Express, Pegasus biletiniz var ise, bakın bu iki e, uçak şirketi. Sön Express ve Pegasus an itibari, bu bende ben yazılı da var. E, ne test isteniyor, ne sertifika isteniyor. Uçakta henüz okey maske. Şöyle bakın kalkarken takılacakmış inerken takılacakmış saçma bir uygulama benim de aklım ermiyor ama siz bunun için ne olur ne olmaz o maskeyi yanınıza alın belki siz gideceğiniz tarihe kadar o gün belki mecbur olsa bile personel diyebilir kaldırdık diye. Çünkü e, bu sertifikasını bir uçakta soruyorlardı, birinde sormuyorlardı, birinde soruyorlardı, birinde sormuyorlardı. Giden gelenlerden bunu yüzde yüz duyduğum için size söylüyorum arkadaşlar. Yalnız an itibarı Sun Express Pegasus 1 Haziran'dan itibaren sertifika ve test kaldırıldı. Yani nereden giderseniz gidin Türkiye'ye diyorum. Kaldırıldı Ve dönüşte de aynı biliyorsunuz e, ülkeler bunu kaldırdı. Bu değişebilir mi? Her an değişebilir. Her an her şey değişebilir. Onun için biraz evvel de söyledim. Takipte bulunun. Ya her şey değişti. Ben e, Temmuz'un filancısında yedisinde yola çıkacağım. Beni artık ilgilendirmez. Arkadaşlar da oraya kadar da bir aydan fazla var. Değişebilir. Onun için e, haberlere bakın. Videoları takip edin, Murat Bozdoğan'ın YouTube kanalını takip edin. Herhangi bir değişiklik olursa ben sizi e, aydınlatacağım arkadaşlar. Sonra bir not daha aldım. E, havaalanı bilhassa uçak şirketleri lütfen lütfen diyor, gerçekten lütfen diyor. 3 ee, saat evvelsi gelin diyorlar çünkü e, uçaklar tıklım tıklım dolu e, personel yetmiyor havaalanında şimdi sırf Zürih havaalanından konuşmuyorum Avrupa çapında konuşuyorum diyorlar ki 3 saat evvelsi gelin ona göre işlemleriniz çektiğiniz bitsin ve e, sıkıntısız uçakta saatinde kalkabilsin tabi insanlar da geç kalırsa ne oluyor bu sefer uçaklar da saatinde kalkamıyor dakikasında kalkamıyor ve gecikme oluyor gecikme oluyor ne oluyor zincirleme oluyor o gecikiyor o gecikiyor o gecikiyor hepsi sonunda geç kalkıyor ve geç iniyor arkadaşlar onun için lütfen ve lütfen uçak ile gidecekler 3 saat evvelse havaalanında olsun işi bilen otomattan checking yapabilenler otomatlardan checking yapsınlar bunun içinde lütfen diyorlar yaparsanız iyi olur diyorlar. Çünkü personel yetmiyormuş. Az personel varmış. Yani personel eskisi gibi ama uçakla e, e, giden de bayağı olduğu için bilhassa şimdiki haftalarda çok giden var uçakla. Temmuz'da nasıl olacak bilmiyorum. Temmuz'da arkadaşlar belli olan bir şey var. Uçak biletleri çok pahalılaşacak. Yani şimdiden biliyorsanız biz öyle de böyle de uçakla gideceğiz ya ben karayolla uğraşmam şimdiden biletlerinizi alın arkadaşlar. Çünkü günden güne biletler pahalılaşıyor bunu da internette baktığınız zaman görüyorsunuz. Her gün e, e, geç, girdiğiniz zaman bakıyorsun yarısı gün gene 20 euro pahalılaşmış, gene 20 euro pahalılaşmış, gene 20 euro pahalılaşmış. Devamlı pahalılaşıyor da pahalılaşıyor. Onun için e, %100 biliyorsanız siz ailece e, diyelim ki İzmir'e uçacaksınız, Ankara'ya uçacaksınız, e, Antalya'ya uçacaksınız. Şimdiden biletlerinizi alırsanız iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar en son bilgiler tabii ki yorumlarda geliyor ya abi ben vinyetimi internetten almak istemiyorum korkuyorum. E, gişeler açık mı? 24 saat e, açık mı? Alabilir miyim? Arkadaşlar bakın sınırlarda alma imkanınız var. Bakın sınırlarda alma imkanınız var. Hatta bir ülkeden öbür ülkeye geçmeden daha bu ülkede bu ülkenin e, vinyetini alabilirsiniz. Mesela Avusturya'da Macarinkini alabilirsiniz. O imkanlar var. Ve benzinlikler bakın çoğu benzinlikler otobağın üzerindeki benzinlikler e, 24 saat açık arkadaşlar. Ee, yalnız Almanya'da oturan arkadaşlar, onun da sizin plakanız gerçekten biraz özel olduğu için orada bazı yanlışlıklar yap yapılıyor. Gurbeci izinini yapıyor, geri dönüyor. 2 ay, 3 ay sonra arkasından ceza geliyor. Neden? Sistemler numarayı doğru okumadığı için veyahut da e, kağıtta yanlış bir yazma Usulü olduğu için hatta aslında numara doğru yazıyor ama işte arasında belki bir aralık bırakmıştır, bırakmamıştır. Onu tam nasıl isteniyorsa öyle yazmanız lazım. Benzinliklerden de alıyorsanız kendiniz de lütfen tekrar kontrol ederseniz iyi olur. E, bu arada biliyorsunuz e, yollarda olan... E, Olaylardan da birkaç video yaptım. Bana da yorumlardan geldi e, gurbetçilerin başına neler gelmiş diye. Arkadaşlar bakın her an her şey olabilir. Yollarda da olabilir. Lütfen ve lütfen tedbirinizi alın. Üzerinizde büyük para götürmeyin arkadaşlar. Yetecek kadar yani anlamıyorum binlerce eurolar gidiyor Türkiye'ye. Lazım değilse bu para zaten götürmeyin. 10.000'den 9.999'dan fazla zaten yasak adam başı, insan başı, e, hanımefendi başı. Onun için götürmeyin, kredi kartınız var. Ben Türkiye'ye gittim, kredi kartından benzin aldım, kredi kartından yemek yedim. Yani bunun üzerine bir para da ödemiyorsun. Ona göre üzerinize fazla nakit para almayın. Bir istasyonda, benzin istasyonunda dinlenecekseniz... Öbür yerlerde, e, benzinlik olmayan yerlerde zaten güvenmeyin, oralarda durmayın arkadaşlar. Benzinliklerde durursanız, kamera altlarında, insanın bol olduğu yerde, 2-3 araba gidiyorsanız birisi nöbet tutsun, uyumasın, arabaların etrafında dolaşsın. Çünkü... E, dolandırıcılar var, yollarda var, bu sene de var ve olacak, daha da olacak. Onun için tedbirinizi alın lütfen ve lütfen dikkat edin arkadaşlar. Genç arkadaşlara tekrar sesleniyorum. Ya ben giderim, oluyor, benim uykum gelmedi. Lütfen ve lütfen vücudunuz size saat gelince bir seslenecek. Gözler bir kapanacak. Arkadaşlar en geç işte o zaman bir yerde dur. En azından bir saat uysan yararı var arkadaşlar. Bunlar en son yenilikler, bunlar benim size vereceğim bilgiler yol için. Şimdiden bu hafta sonu yola çıkacak e, gurbetçilerimiz için hayırlı yolculuklar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Herhangi bir sorularınız varsa bana yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar cevaplarım. Aynı soru birkaç kere gelirse tabii severek onun üzerinde de bir video yaparım. Sıla yolu çok büyük bir e, konu yani. E, saatlerce konuşabiliriz. Sıla yolu bir aşktır arkadaşlar. Onun için aşk kalsın, e, gönlümüzde iyi kalsın, e, beynimizde iyi kalsın, iyi şeyleri aklımızda kalsın. Onun için tedbirli gidelim, e, hazırlıklı gidelim ve tatilimizin tadını daha Buradan gurbetten yola çıktığımız zaman arabanın içinde başlasın. Tatilimiz orada başlasın arkadaşlar. Amacımız o. Evet, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ee, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. En sonunda Murat Bozdoğan ne diyor? Sıhhat sıhhat emmiyim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.